Birden ilaç kullanmaya yani kimyasal mücadeleye geçmememiz gerekiyor. Ya ne yapacağız? Bunun kültürel önlem dediğimiz önlemleri ilk baştan alacağız. Bir kere sonbaharda yere dökülen yaprakları toplayıp bir yerde yakabilir, imha edebilirsek biz gerek hastalıkların, gerek zararlıların ben garanti veriyorum %80'ini halletmiş oluruz. Çünkü neden? Gerek hastalıklar, gerek zararlıların hepsi bu yere dökülen yapraklar üzerinde kışı geçiriyor. E biz bunları imha ettiğimiz zaman hem hastalığı imha etmiş oluyoruz hem zararlı imha etmiş oluyoruz. Önümüzdeki yıla bunlar taşınmadığı için gelecek yıl hem hastalığımız hem zararlımız çok çok az olur. Hele hele bunu 3-5 yıl devam ettirebilsek sürekli şey. Mesela benim gönlümden geçen bu Gelendos Ovası'nda da olabilir, Boğaz Ova'da da keşke Aralık ayını insanlar yaprakları toplayıp yakma zamanı olarak değerlendirse, onları toplayıp yaksa gerçekten ne kara olur ne iç kurdu olur. İkisinin de çünkü şeylerin çoğu bu yapraklar üzerinde yaşıyor. Çok ciddi derece şey sağlamış oluruz. Ha, bu üreticilerimize zor geliyor olabilir. Yani toplayıp bakmak meşakkatlı bir işi arkadaş biz bu işi yapamayız derlerse o zaman şunu yapmalarını tavsiye ediyorum. Aralık ayı içerisinde yapraklar dökülmeden önce, bir hafta önce yüzde ikilik, üçlük bakırlı piraparatlarla bakır ve kükürt içeren piraparatlarla ağaçlarını ilaçlarlarsa o yapraklar üzerindeki hastalıkları bakırlı piraparatlar. Kükürt de zararlıları ciddi derecede öldüreceği için o yapraklar yere dökülür. Hem bunlar gübre olur hem de hastalık ve zararları öldürmüş oluruz. Yani gerek hastalıkların gerek zararların mücadelesi aslında nerede başlar? Güzün yaprakların kontrol altına alınmasıyla başlar. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Yine kış aylarında ağaçların budamasını düzgün yapmamız lazım. Zaman zaman dallar üzerinde hastalık birikebilir. O hastalıklı dalları Budamamız lazım. Yine budamayı yaparken ağaçların düzgün hava almasına çok dikkat etmemiz lazım. Yine çok yoğun olan bölgelerde toleran çeşitler vardır. Yani hastalık olsa dahi onları hastalandırmaz. O çeşitleri tercih ederiz. Yine ilaçlama yapacaksak da hemen kafamıza göre değil. Artık hemen hemen Türkiye'nin her tarafında erken uyarı sistemi var. Erken uyarı sistemini dikkate alarak yani bize ya artık kara lekeye karşı ilaç atabilirsiniz ya da iç kurtuna karşı ilaç atabilirsiniz diye tarım il müdürlüklerinden veyahut diğer yerlerden haber gelirse öyle atalım. Değilse durup dururken yani birisi çıkıyor hemen bir traktörünü sürüyor arkasından herkes gidiyor. Ya arkadaş hastalık çıktı mı çıkmadı mı daha kimsenin haberi yok. Şimdi bu sistem yoksa o zaman ne yapacağız? Sistemin olmadığı yerlerde o zaman ne yapacağız? Birinci ilaçlamayı çiçek gözlerinin kabardığında. ikincisini pembe tomurcuk döneminde. Üçüncü ilaçlamayı da çiçek tac yapraklarının %70-80'i döküldüğünde yapabiliriz. Ha, bu erken uyarı sistemi olmayan yerler için konuşuyorum. Diğer ilaçlamaları da ilacın etki süresi ve havanın şartlarına göre kendimiz ayarlamamız gerekiyor. Erken uyarı sisteminde tarım il müdürlükleri bünyesinde istasyonlar var. Bunlar aska spor uçuşlarını duyar bitkinin duyarlı fenolojik dönemini ve enfeksiyon periyodunu dikkate alarak onların hepsinin hesaplaması yapılıyor ve hastalık çıktı dendiği zaman o zaman ilaçlama yapmamız lazım. Yani şimdi ilaçlama yaparken de bazı şeylere dikkat etmemiz lazım. Hep aynı ilaçlara atmamamız lazım. Yani bugün bir ilaç bir tek yerelli engelleyici ilaç kullandıysak bir iki defa ondan sonra farklı bir ilaç. Mesela çok yer engelleyici ilaçlar kullanmamız lazım. Mümkün olduğu kadar karışım preparatları tercih etmemiz lazım. Niye? Bize işçilikten fayda sağlar. Çünkü 2-3 defa bir işi yapmak yerine ne olur? Bir defa da yapmış oluruz. Tabi seçtiğimiz ilaçların insan ve çevre sağlığına dikkate almamız lazım. İnsanlara ve çevreye zarar vermemesi lazım. Mesela külleme de olabilir bu mevsimde. E, i̇laç seçtiğimiz zaman kara lekeye ayrı, küllemeye ayrı ilaç seçmememiz lazım. Zaten piyasadaki birçok ilaçlar ya küllemeyi de çok rahatlıkla öldürür. O bakımdan kara lekeye ayrı bir ilaç, küllemeye bir ayrı bir ilaç, öteki hastalığa bir ayrı bir ilaç kullanmamamız lazım. Genellikle fungisitler birçok hastalığı bir öldürür. Yani küllemeye de ayrı bir ilaç atmamıza hiç gerek yok. İkisini de birlikte öldüren ilaçlar vardır. Onları kullanmamız lazım. Peki hangi çeşit ilaçları kullanırız derseniz en çok kullanılan ilaçlar. Bir kere şunu unutmamamız lazım. Tekrar ediyorum. Güzün yapraklar dökülmeden önce yani dökülürken bir mutlaka bakırlı ve kükürtlü preparatlarla bir ilaçlama yapmamız lazım. Aynı ilaçlamayı daha gözler uyanmadan Hani budama bitip bizim köylü tabiriyle ağaçlar kazıkken ilaçlama yapmamız lazım. Bunun haricinde işte ditiyo var, aromatik bileşikler var, triozaller var, pirimidinler var, morfolin grubu ilaçlar var, imidazol grubu ilaçlar var, benzimidazol grubu ilaçlar var. Bunlar hep değişik etkili maddeler. Her firmanın da değişik isimlerde e, ilaçları var. Yani bir ilaç ötekinden çok üstündür şey değil. Yani aşağı yukarı bunların hepsi birbirine denk ilaçlar. Çünkü biri A firması üretiyor, biri B firması üretiyor. Dolayısıyla bunlarda da dikkat edeceğimiz şey, e, mümkün olduğu kadar bir ilaçta daha fazla e, hastalığı öldürebilmemiz lazım. İkincisi de fiyatları da bizim için önemli. Yani fiyatları da uygun olması lazım ve birbirleriyle karışılabilir durumda olması lazım. Şimdiki birbiriyle nasıl karışır, hangi ilaçlar karıştırılması lazım, karıştırılmaması lazım. Bunların hepsini önümüzdeki haftaki programlarda açıklayacağız.